Sayın Zeydi Kemal adına söylüyorum. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcısı, saygı muhabbetle selamlıyorum. Bugün git, yarın gel, asla Seyit Kemal Belediyesi'nde olmayacak. Başbakanımızın dediği gibi kimsesizlerin kimsesi olacağım. Bana getirilen her sorunu belediyeyi ilgilendirmesin. Hepsinle ilgileneceğim. Belediyemizin merkezi Seyit Kemal olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hizmetler Seyit Kemal merkezden başlayıp en ücra köşeye kadar götüreceğiz. Değerli arkadaşım ve aziz hemşehrilerim, Türkiye'nin her tarafında AK Parti'nin yaşıyor. Muğla'mız bildiğiniz gibi AK Parti belediyeciyle tanışmakta gecikti, geç kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Muğla'yı AK Parti belediyecilik anlayışıyla buluşturmak için yola çıktık. Gün geçtikçe oy oranımız artıyor. Başbakanımıza söz verdim. 30 Mart'ta Muğla değişimi yaşayacak dedim. Ve bu sözcüğü yapıyorum. Biz de yükselen Türkiye'de yükselen bir yeni Muğla yaratacağız. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Harmandar'a destek vermek için bugün sizlerle beraberiz. Aynı şekilde Yakup Başkan'a destek vermek için sizlerle beraberiz. Biz Seyit Kemal'i buradaki tüm ilçe teşkilatımızla beraber ilçe olması için elinizden geleni yaptık. İlçe yaptık. Bizleri Seyit Kemal'e hizmet etme noktasında eksik bırakmayın. Hem ilçe belediye başkanını hem de Büyükşehir Belediye Başkanı'na öyle bir destek verin ki Seyit Kemal'den tam Bordum'un Turgut Reis'inden dönsün arkadaşlar. Bugün biraz önce çok kıymetli bu memlekette günler oldu. Kur'an sahifeleri, Musaf sahifeleri yırtılarak gizli gizli samanlıklarda insanlar uzandı. Evet, evet. Bu memlekette günler oldu. Şu ezan, şu minarelerden Tanrı'ludur, Tanrı'ludur diye söylenirken dünyanın her tarafında ortak bir sesle bütün insanlığa, bütün İslam'a, bütün Müslümanlığa, yeryüzündeki bütün insanlara çağrıda bulunan bu söz aslından değiştirildi. Bu milletin demokrasiye olan, bu milletin milli irade olan sadakatiyle, bağlılığıyla birlikte o güç sadece ve sadece 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes'e nasıl kuvvet vermişse bu ezanı nasıl kendisidir. O güç demokrasi olan, milli irade olan sadakattir. O güç nasıl 6 Kasım 1983'te Kenan Evren'in 5 Kasım 1983 gecesi bu adama oy vermeyin dediği ezanı nasıl iktidara getirmişse bu milletin yönetimiyle, kararlılığıyla, ortak geleceğiyle buluşturmuşsa 28 Şubat'tan sonra bu milleti ayıran kimine bir şekilde diz kapağına bakıp namaz kılıyor mu diye, kimine üniversiteye giderken acaba başı örtülü mü, başı açık mı diye kadınlarınızı ayrıştırmaya çalışan toplumsal